Siemens ev aletleriyle Chef Talks'ta başarılı şef İnce Özel Hatipoğlu'nun evindeyiz. Merhaba İnce. Merhaba, hoş geldiniz. Sen uzun yıllardır mutfakta olan bir şefsin. Bize biraz hem kariyerinden hem de bu yolculuğundan bahseder misin? 2002 yılında üniversiteden mezun oldum. Fakat bambaşka bir kariyerde sinema, televizyon okudum. Sonra bir yön değiştirdim. Çünkü çocukluğumdan beri böyle içimde bir yemek yapıp, onu bir şekilde herkese tattırıp, yedirip, insanları mutlu etme çabam vardı. Ve sonra 2003 yılında Amerika'ya gittim. Gastronomi eğitimi almak üzere. Johnson & Wales Üniversitesi'nde okudum. Şu anda Yemek Akademisi'nde eğitmenlik yapıyorum. Yeni şefler yetiştiriyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Ayrıca yazılar yazıyorum gastronomi ile alakalı. Dolayısıyla mutfağın hem içinde hem dışında ama gastronomi çerçevesinde giden bir kariyer hayatım var. Sen gastronominin içerisinde aynı anda birçok yerde görev alan bir şefsin aslında. Evet. Anlattığın gibi. Evet. Peki tüm bunları yaparken motivasyon kaynakların neler? Kendini nasıl motive ediyorsun? Öğrencilerime de hep söylüyorum, kendinizi ifade edebilin. Yaptığınız neyse, her ne çıkacaksa o, kendini ifade ettiğin bir şey olsun. Seni özgürleştirsin. Dolayısıyla bu benim yaptığım yemekler kendimde, hazırladığım tabaklar, hepsi kendimi ifade etme şekli olarak ilerledi. Ve şu anda bu benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Çünkü bu özgürlük arayışı ve özgürlüğün kendisi benim için çok önemli. Peki, çok güzel bir şey söyledin. Tüm bunları yaparken, bu tabakları yaratırken ilham kaynakların neler? Doğaya, sık sık doğaya kaçıyorum. Dağa tırmanıyorum, tırmanış yapıyorum. Yoga yapıyorum biliyorsun, yoga eğitmeniyim aynı zamanda. Sinema, tabii eski bir sinema, televizyon öğrencisi olarak o da büyük bir tutku hala benim için. Festivalleri özellikle hiç kaçırmıyorum. Yüzmeyi çok seviyorum, dalmayı çok seviyorum. O kadar çok şey var ki, bütün bunlar benim için ilham kaynağı. Ama en başta hangisi diye sorarsan doğanın kendisi. Ormanda gezerken, dağa tırmanırken gördüğüm, ilk defa karşılaştığım bir canlı ve onun böyle formundan ha diyorum şöyle bir şey çıkabilir, bundan bunu yaratabilirim. Veya işte ormanda o denediğim bir meyveden ilk defa böyle lezzetini alıyorsun, düşünebiliyor musun? Hiçbir yerde bulamadığım, manavda falan yok böyle. Böyle coşuyor insan ve İstanbul'a veya işte yaşadığın şehre geri döndüğün anda kendini böyle kaybederek direkt bir tabak çıkartıyorsun ve bu müthiş bir ilham kaynağı. Tüm bu yaptığın şeyler senin mutfağını nasıl etkiliyor? Bir defa doğada birebir bulunmak, malzemeyi eline almak anlamına geliyor. Esasen o güzel malzemeyi bulmak. Dolayısıyla birebir yansıyor. Yine öğrencilere dönecek olursam her zaman söylüyorum, mutlaka eliniz toprakta olsun. Bir elin toprakta olsun. İnci Şef mutfakta nasıl biri? Eskiden büyük otelde çalışırken son derece serttim. Ama şimdi biraz yumuşadım. Güzel oldu. Hani tabii yaşla da alakalı bir şey bu. Dolayısıyla mutfakta evet bence yaratıcı, özgür ve gayet de yumuşak. Hatta bazen biraz fazla yumuşak olduğumu söyleyebilirim. Peki mutfakta bir motton var mı? Mutfakta motton evet tabii ki de. Kendini ifade et. Ev hayatınla ilgili başka bir şey öğrenmek istiyorum. Gelişen teknoloji mutfaklarımıza hem yenilik hem de konfor getiriyor. Senin için günlük hayatında beyaz eşyanın önemi nedir ya da beklentin nedir bir beyaz eşyadan? Evet, beyaz eşya çok çok önemli günümüzde. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hayatımızı kolaylaştırdı. Müthiş. Benim için fonksiyonel olması tabii ki birinci önem. Fakat şu bu zamanda o kadar güzel de tasarımlar oldu ki insanın hani yine neredeyse bir ilham kaynağı gibi. Yazdığım blogda profesyonel değil herkes yapabilsin istiyorum tarifleri. Ve şimdi bu gelişen teknolojiyle herkes evine alabiliyor bu hizmeti diyeceğim. Ve hani o tariflerle birlikte evindeki beyaz eşyalarla da kullandığı zaman sanki böyle 5 yıldızlı otelde veya işte yıldızlı bir restoranda tabak çıkartıyor ve insanlar da mutlu oluyor. Dolayısıyla hepimizi çok yücelten bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Yorucu geçen bir günün sonunda hem huzur bulmak hem rahatlamak için neler yapıyorsun? Hayvanları çok seviyorum.
İki tane de kedim var. Şu an tabii siz buradasınız diye kaçtılar ortalıktan. Onları alıyorum. Öpüyorum, öpüyorum, sıkıştırıyorum, öpüyorum, öpüyorum, sıkıştırıyorum ve şarj oluyorum. Telefonu nasıl takıyorsun böyle bile, şarj oluyorum. En büyük beni dinlendiren, o nasıl doğaya kaçıyorum diyorum ya, hayvanlarla birebir temas da aynı şekilde dinlendiriyor beni çok fazla. İnci Şefi, gelecekte nerede görürüz? Geleceği sorarsam sana, evet. Hedefin ya da bir hayalin var mı? Gelecekle ilgili planların. Valla gönlümden geçen ne? Bunu söyleyeyim. Hani plan diyemem. Çünkü anlık yaşamaya özen gösteriyorum. Hani bu şekilde kendimi yönlendiriyorum ama gönlümden geçen hep diyorum ya, o doğaya kaçıyorum ve bir sürü şey yapmayı seviyorum. O elim toprağa bassın, ayağım toprağa bassın, böyle ağaçların altında kalayım, çok hani sevdiğim şeyler bütün bunlar. Doğanın içerisinde bir şekilde bir üretiyor olmak istiyorum. O ürettiklerimi, kendi ürettiklerimi tabağa taşımak istiyorum. Hani daha ilerisi için düşüncelerim bunlar ve kitap yazmak istiyorum. Harika. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Siemens, gelecek evinizde.